Herkese merhaba. Şimdi bugünkü konumuz başlıktan da gördüğünüz gibi M2 işlemcili iPad Pro mu yoksa M2 işlemcili MacBook Pro mu? Hangi bilgisayarı almalıyım veya bilgisayar mı almalıyım yoksa bir tablet mi almalıyım diye bir soru. Buradaki durum aslında şu. Benim size söyleyebileceğim en kolay haliyle aslında sizin ihtiyacınıza yönelik bir şey bulmanız gerekiyor. Yani bu ihtiyacı yönelik dediğimiz şey ne? Şimdi bilgisayarla veya tabletle bir sürü şey yapabiliyorsunuz. Yapacağınız şeyin ucu bucağı yok, sınırı yok. Tamam, bu konuyu zaten kabul ediyoruz. Fakat sen bilgisayarla veya tabletle ne yapacaksın? Bak, ağırlıkta kendine sorman gereken soru bu. Genelde şöyle bir şey oluyor. Oyun oynayacağım, oyun oynayacağım diyen adamlar bu ikisini almıyorlar. Doğru. O yüzden ben bu soruyu şu şekilde biraz daha çevirip ona yönelik aslında biraz daha yapacağım. Çünkü benim de kullanım amacım aslında o yönde. Edit yapmak istiyorum veya fotoğraf video yapmak istiyorum ve bunlardan hangisini almalıyım diye bir soru sorsak bu uyumlu olur. Veya ben sadece edit yapacağım olur. YouTube'a video yapıyorum olur. Yani ne istersen tasarım ve program dilinde bunların hepsini kullanabiliyorsun. Fakat buradaki aslında kilit nokta şu. Hangisi benim işime yarayacak? Çünkü baktığın zaman ikisi de gerçekten kendi klasmanında mükemmel aletler. Çok stabil, çok güzel çalışıyorlar ama bir noktada ayrılıyorlar. İşte ben burada fazla uzatmadan en kısa haliyle ve dilim döndüğünce kendi tecrübemi size aktaracağım. Burada iPad Pro var. M2 işlemcili ve 12.9 inç büyüklüğünde. Hakikaten güzel alet ona lafım yok. Burada da benim kendi kullandığım Macbook Pro var. Yine M2 işlemcili. Ben bunları daha önceki videolardan da biliyorsunuz bunu uzun zamandır kullanıyorum. Hatta M2 işlemcili bu Pro ve M2 işlemcili Macbook Air arasında da bir inceleme videom vardı. izleyebilirsiniz buradan. Hatta bundan önce kullandığım bunun bir küçüğü olan 10.9'du sanırsam yanlış hatırlamıyorsam. iPad Pro'da kullandım. Daha sonrasında da bu 12.9'a geçtik yani daha büyüttüm. Şimdi neden bunlar alındı veya yani ne yapıyorum ben bunlarla? Şimdi esas soru bu. Ben bunlarla ne yapıyorum? Buradaki kilit nokta şu. Benim bunları kullanım amacımı söylüyorum. Adobe'un Premiere Pro'da video edit işi yapıyorum. Photoshop kullanıyorum ve Lightroom kullanıyorum. Benim en çok kullandığım 3 uygulama bunlar. Lightroom ve Photoshop gerçekten çok da güzel çalışıyor bu arada ona asla bir şey demiyorum. Ama bilgisayardaki Photoshop bana göre çok daha kullanışlı geliyor. Şimdi bu bir. İki, Lightroom iPad'de daha kullanışlı. Bak söylüyorum. Çünkü bundan mouse'la veya touchpad'la kullanmak gerekiyor. Buradaki üstündeki imleç veya kalem burada biraz daha bana göre avantajlı oluyor. Photoshop'ta bu avantajlı, Lightroom'da ise bu. Şimdi gelelim video edit işlemini. Ben Final Cut kullanmıyorum. İşte sıkıntı burada zaten çıkıyor. Final Cut kullanmadığım için Adobe uygulamasındaki Premiere Pro'yu tabii ki burada kullanıyorum ve çok çok başarılı zaten. Ben edit işlerini hepsini Premiere Pro'da hallediyorum ve bilgisayarda yapıyorum. Ha bazen acil durumlarda dışarıda olduğum zaman haliyle acil bir video gerektiğinde tabii ki CapCut kullanıyorum. Bana göre en olduğu için ben onu kullanıyorum. CapCut'ı bunda da yapıyorum. Telefonumda da yapıyorum. Ben 15 Pro Max kullanıyorum bu arada telefon olarak ve onda biraz daha hani el alışkanlığından daha hızlı gidebiliyorsun, daha iyi kontrol edebiliyorsun. Bunda ise biraz daha detaylı işleyebiliyorsun eğer dışarıdaysam. Çünkü ben bilgisayarı dışarı götürmüyorum. İşin gerçeği bu. Yani şöyle götürmüyorum. Evet işe götürüyorum. Bilgisayarı orada kullanıyorum ya da evde kullanıyorum. Doğru. Ama iPad devamlı olarak sırt çantamın içinde kalıyor. Yani yolculuğa da gitsem yanımda, dışarı çıksam da yanımda, bankaya gitsem de yanımda, nereye gidersem gideyim bu yanımda oluyor ve acil durumlarda bunu çıkarıp kullanabiliyorum. Onun dışında bir şey daha yapıyorum ben. Ders anlatırken kullanıyorum. Ders anlatırken de kullandığım alet iPad Pro. O işte o yüzden bana bunların ikisi de şu anda gerekli gibi geliyor. Ama ben bugün bir tercih yapıyor olsam ki ben bu tercihi daha önce yaptım. Size hak veriyorum. Çok zor bir karar. Ama aradaki farkı görebilin diye bu arada ikisini yan yana koydum. Ekran kalitesini de zaten bu arada görebiliyorsunuz. Ben şunun ekranı iyi, bu şöyle iyi, bu böyle kötü falan demek istemiyorum. İkisi de çok çok güzel. Ama dediğim gibi eğer a kardeşim ben video yapacağım. Video edit uğraşıyorum. Premier Pro kullanıyorum diyorsan bilgisayar eğer ben Premiere Pro kullanmıyorum, Final Cut kullanıyorum ve ayrıca işte CapCut kullanıyorum veya buna benzer Photoshop kullanmıyorum, ben Lightroom'da işimi hallediyorum diyorsan kesinlikle tablet, ha ben her an bana her şey lazım olabilir diyorsan işte o zaman zaten sıkıntı büyük. Hem bundan hem bundan ihtiyacın var. Şimdi bu bir... Bilgisayar incelemesi veya bir iPad inceleme videosu değil. Bunlar zaten var. Ben sadece burada şunu yapmak istiyorum. Dedim ki ben uzun yıllardır bunları kullanıyorum. Ben de bu iPad'in öncesi de vardı. Onun öncesi de vardı. iPad Air'da kullandım. Hatta iPad 9'du sanırım yanlış bilmiyorsam. En ucuz iPad hangisi ise işte o. Şu an o da var mesela burada kullandım. Ve ondan da memnunum ben bu arada. Yani o da kötü değil bana göre. Ama şöyle bir avantajlar var. Bunun ekranıyla, bunun ekranı gerçekten şey çok başarılı ekranlar ki iPad'in ekranı bence bir tık daha üstte. Pro'nun bu arada normalin değil. Pro'nun ekranı bir tık daha üstte. Çok kaliteli bir ekran. Ve şöyle bir şey oluyor. Daha önce gene kanalımda bu videolar var. Bu arada bir tane Samsung monitörüm var benim M8. O monitörde ben video işi yaptığımda genelde şöyle yapıyorum. Video bittiği zaman bir çıktı alıyorum tamam mı? iPad'e atıyorum. Videoyu bir izliyorum. Tamam bak iPad'e atıyorum. Telefona değil. iPad'de videoyu bir izliyorum. Çünkü renk anlamında bu gerçekten çok doğru renk veriyor. iPad'de videoyu izliyorum. Ha baktım rengi güzel. Videoda da bir sıkıntı yoksa o zaman o videoyu kullanıyorum ama renkte bir sıkıntı varsa orada tekrardan yapıyorum. İşte iPad'in avantajları bunlar. İşte bu Type-C'nin avantajı yani bu Type-C olayı gerçekten bence şey geç kalındı evet doğru ama geldiği anda da bence mükemmel oldu ki ekran kalitesi bence çok çok şık. Ben hiçbir şekilde bir kusur görmüyorum. Yalnız şöyle bir şey var. Şimdi elimizde haliyle klavye ve mouse da var. Bunları da iPad'e bağlayacağız harici bir şekilde kullanabiliyoruz. Bu arada bunun için zaten Logitech e, MX serisi kullanacağız biliyorsunuz. Bu benim sevdiğim bir klavyeydi daha önce bahsettim. Ama burada şöyle bir şey var. iPad evet ekranda çok güzel. iPad günlük kullanımda mükemmel. Yani tek kelime yok. Bu arada diğer iPad'ler de aynı. Hani o konuda da ben size söyleyeyim. iPad gerçekten bence şey tablet konusunda yapılmış en güzel ve stabil hani düzgün bir şekilde çalışan harika bir ekran. Zaten aradaki renk farkını görüyorsanız şu anda işte güzel böyle bir XDR hani IPS panelle buradaki panel arasındaki farkı zaten net bir şekilde görünüyor renklerde şunlarda bunlarda. E tabii ki burada biraz daha dolu doygun bir renk varken orada biraz daha renkler ona göre farklılık yaratıyor. Yok kardeşim iPad bilgisayar gibi kullanılabiliyor ama bilgisayar değil onu söylüyorum. Yani ben kullanmıyorum. Ben de bunun klavyeli kılıf, kılıfı da vardı hatırlarsınız bir önceki iPad videomda bir yerde var. Magic Keyboard'da yanlış hatırlamıyorsam e ben onu da kullandım ama ya birincisi ağır. Kardeşim ben zaten bunu pratik diye alıyorum. Yani ben ağır olan bir şey niye alayım? Birincisi zaten ağır. İkincisi o klavyeyle ben zaten yazı yazmıyorum. Yazı yazacak olsam zaten niye bunu alayım? O var. O yüzden buradaki temel bak sorunu tekrar söylüyorum. İhtiyaç. Ne istiyorsunuz? iPad Pro mu? bilgisayarıma sorusunu sorarsanız dediğim gibi yaptığınız iş önemli. Ne iş yapıyorsanız ona göre alın. Çünkü bunu alırsan buna ihtiyacın oluyor. Bunu alırsan ona ihtiyacın oluyor. O yüzden kararını iyi belirle. Ha ben dediğim gibi benim bu fantazi. Ben bunu bugün satıp versem olmasa bilgisayarla zaten ben her işimi yapıyorum. Premiere yani video editliyorum, Photoshop, Lightroom her istediğimi yapabiliyorum zaten hiç sorun yok. Artı olarak da pratik de bir bilgisayar. Taşınabiliyor, hafif, gayet güzel yani hiçbir sorun yok. Ama işte bilgisayar ofis de bana lazım oluyor. Bilgisayar ofise giderken bu yanımda kalıyor. Yani bu yüzden öyle bir avantaj olduğu için ben bunu aldım. Ve ben bunu ağırlıkta zaten şu anda fotoğraf ve ders anlatmak için kullanıyorum. Video için ben bunu kullanmıyorum. Onu söyleyeyim. Sadece videoyu izlemek için kullanıyorum. O da elimde var diye. Olmasa zaten telefonu atar. Telefondan izlerim. Çok zor bir şey değil. O yüzden de size tavsiyem şu. İhtiyacınızı bir kağıda yazın. Belirleyin. Artılarını eksilerini konuşun. Ondan sonra deyin ki ya kardeşim ben bunu burada kullanacağım. Ha o zaman benim ihtiyacım o veya bu. Bu karar size en doğru şeyi bence verecektir. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi iPad'de kullanışlı bir alet. O da kullanışlı ama karar tabii ki burada size kalıyor. Eğer bu video size faydalı geldiyse bir beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Çünkü bunun devamını ben daha yapmak istiyorum. Ha devamında ne olur? Tek başına bu bana neler sundu. Bir günlük mesela kullanımda bunu size gösterebilirim. Veya o bana neler sunuyor onu kullanabiliriz. Ya da bir bilgisayar alacağım ki benim yapacağım video şu anda o. Hangi bilgisayar almalıyım videosu. Şimdilik benden bu kadar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım size bir faydası olur bu videonun. En azından mevcut bir kazandığımız parayı hani yanlış bir şeye yatırmayız. Yani ben yanlış bir şey aldığınız zaman da üzülürüm gerçekten çünkü kolay kazanmıyoruz. O yüzden de işte size bir rehber olsun. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.